Teşekkürler, teşekkürler alkışlarınız için. Her zamanki gibi şu an ekranları başında bizleri izleyen değerli Vizyon 58 izleyicileri, bizi bugün evlerine misafir eden, her nerede izleniyorsak buradan Şinasi Can Show Altın Ezgiler programından selamlar olsun, sevgiler olsun, saygılar olsun efendim. Her hafta olduğu gibi yine değerli konuklarımız var. Ben konuklarımın yanına geçeyim, şöyle onları bir tanıyalım. Birbirinden değerli konuklarımız, birbirinden değerli türkülerimiz, birbirinden değerli muhabbetlerimiz olacak. Doğru mu başkanım? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle mikrofonla bir başkanım. Açıktır başkanım. Sizin ağzınızdan bir tanıyalım. Sonra devam ederiz başkanım. Ben önce bu imkanı bize verdiğiniz için zat halinize... Vizyon 58 TV her zaman bizim Ordu Mesudiyelilerin ve özellikle hatta kendi bizi izleyen akrabalarımız, köylerimiz, buradaki gecemizi, şölenlerimizi devamlı bu kanal gerek banttan gerek canlı yayınladı. Öncelikle evet, halkım adına teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. İsmim Mithat Coşkun, Ordu Mesudiyeliyim, Çardaklı köyündenim. Evet. Mesudiyemizin en şirin ilçelerinden. Evet. İlçe değil mi başkanım? Evet, doğru ilçe, söylüyorum. İlçe doğrudur. İlçelerinden bir doğrudur tanesi. Başkanım şöyle, sevgili başkan yardımcımızı da onun ağzından evet, tanıyalım. Aslında ben söyleyeceğim ama sizin ağzınızdan bir tanıyalım. Devam edeceğim ben. Devam edelim. Biraz ben İsmail Aydın. Çardaklı köyünde oturuyorum. Başkanımın yardımcısıyım. Değnek başkan yardımcısıyım. Burada bu akşamda olduğumdan dolayı çok mutluyum. Başkanımın baktım çok şeyler yapıyor, onu yalnız bırakmak istemedim. Yalnız bırakmak istemediniz. Ben de beraber olmak isterim onunla beraber. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanımızla kısa süre oldu tanışalı ama çok iyi elektrik aldık. Birbirimizi çok iyi karşıladık, sevdik diyelim kısacası. Yine söylüyorum, Ordu Mesudiye ilçesi Çardaklı Köyü bugün bizim konuğumuz. Sevgili Mithat Başkan, sevgili İsmail Aydın yardımcısı olarak da bizle beraberler. Efendim, bizleri sizlerle buluşturan çok değerli dostlarımız var. Ben ilk önce onlara değinmek istiyorum. Sponsorlarımız tabii ki başkanım. Onlar olmasalar bizler buralarda olamıyoruz. Sevgili Murat Çakmak kardeşime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Geçen hafta da bize sürpriz yapmışlardı, gelmişlerdi, programımızdalardı. İzliyorlardır şu anda da. Buradan sevgili Murat Çakma, Sinan Karamele'ye ve Aydın, saygılar sunuyoruz kendisine. Aydın Göne'ye buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kocaman dolusu öpüyorum onları. Hayırlı bol kazançlar olsun onlara da diyorum. Ne yapıyoruz efendim? 58 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Mesajlarınızı 3969'a gönderiyoruz. İsterseniz başkanımıza sormak istediğiniz bir şey var ise sevgili Çardaklılar diyelim. Evet, Çardaklı köylüleri. Çardaklı köylüleri. Ve bu mesaja herkesin destek vermesini, aramalarını ben rica ediyorum. Kendi yönetimimi de birazdan açıklayacağım. Evet. Ama özellikle bu mesajda zaten sponsorunuzun faaliyetlerinde başka bir abimizin aracılığıyla faaliyetlerimiz son derece orada hızlı. Ama evet, bu mesaj ağında da köylerimi evet, görmek istiyorum şahsen. Ben Mesudiyelileri çok... daha doğrusu. Çünkü İsa Başkan da burada vekiliyim bu akşam, belediye başkanımızın. Evet. Yani bütün Mesudiyeli kardeşlerime mesaj atıldı bu programla alakalı. Evet. Sizi de yalnız bırakmamak, bizi de yalnız bırakmamak aynen adına öyle, mesajlarını bekliyoruz. 58 yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, 3969'a gönderiyoruz. İstek isteyebiliriz. Söylediğim gibi başkanıma sormak istediğiniz şeyler olabilir. Bugün her şey serbest diyelim başkanım, atı serbest. Okuyacağız. Söz, ben onun da sözünü veriyorum buradan. Ama repertuarımızda olduğu sürece tabii ki. Başkanım,
Birçok şey var ama ben şöyle birkaç şeye dokunmak istiyorum. Birçok yerde başkanlık yaptınız. İlk önce ben onları sizden bir alayım. Sonrasında soracağım birkaç sorum daha olacak. Şimdi ben bu bir dernekçilik ve hizmet bana göre bir his, bir duygu. Cenab-ı Allah herkese zamanını, vaktini, parasını hayır için kullanmayı nasip etmiyor. Ben 17 yaşından beri kendi köylümün bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı Ordu Derneklerine, Mesudiye Derneklerine başkan adayı oldum. Ve benim halkım bir kere beni yalnız bırakmadı. Ben onları sırtımda taşısam emeklerini ödeyemem. Mesudiye Derneği'ne başkan oldum. 84 tane köy var Mesudiye'nin. Olduğumda Mecdiye Köyü'nde bir iki sandalyesi vardı. Bugün Salih kardeşimin söylediğine göre yerimizin değeri benim yardımcım Salih Bey şu anda. Evet. Ben milletvekili adaylığına soyunduğumda ona bıraktım. Mülküne kadar benim başkanlığımda aldık. Trilyonlarla ölçülen bir yerimiz var. Maşallah. Ama başkanım, bugün Mesudiye'de olan yurtlar ve okullar, hastaneye kadar gerek vali beyle, gerek kaymakamlarla, belediye başkanlarıyla diyaloglarımızdan köyüme hizmet gelmeden önce bunları yaptık. Allah nur içinde yatırsın. Sayın başbakanlarımızdan Bülent Ecevit başbakanımızın da köy kent projesini, benim Mesudiye Derneği'nde başkan olduğum dönem bizim bölgede galiba biraz orada vali bey iltimasyon hakkını kullandı. Evet. Trilyonlarla otoban gibi yollarımız, konaklarımız, camilerimiz, eğitimle alakalı okullarımız yapıldı. Bunların içinde bulundum uzun yıllar. Müsaade ederseniz. Maşallah başkanım. Köyüme doğru geleyim mi? Tabii tabii. Şimdi bunlar yapılırken 66'da kurulan bir köyüm derneği var. Allah razı olsun kardeşlerimden, bütün başkanlık yapan arkadaşlarımdan. Bizim İstanbul'da 66'da kurulmuş bir derneğimiz vardı. Hatta siz biraz önce kulis öncesi dediniz ki canlı yayına girmeden. Evet. Neden Ordu Derneklerinde, Mesudiye Derneği'nde başkanlık yapıp da köyüne tekrar başkan oldun? Her toplumda benim önüme tevcit pilavı gibi, işte sizin köyünüzün bir yeri yok, mekanı yok, böyle muhabbetler oluyordu. Ben o muhabbetlerde, faydalı muhabbetler oldu. Ve arkadaşlarımla bir araya geldik. Burada ben onların isimlerini de müsaade ederseniz zikredebilir miyim? Buyurun başkanım. Şu andaki kendi yönetimim İsmail Aydın Bey, Şenol Aslan Bey, Ender Yazıcı, Mustafa Özkan, Cafer Yazıcı, Yusuf Erdim, Necmettin Özel, Birol Bozkurt kardeşim. O mülkü alırken başladığım arkadaşlarım Yusuf Yazıcı, Zafer Uluçay, Eyüp Yazıcı, Fedai Özdemir, Ayhan Özdemir, Erol Bozkurt, Bülent Yazıcı, Uğur kardeşim, Uğur Erdim kardeşim, Remzi Yılmaz kardeşim, Arif kardeşimle birlikte yola çıktık 2 sene önce. Ve bugün Ataşehir'in göbeğinde 350 metrekare Anadolu full yapmasında, dayalı döşeli kınalarımız, nişanlarımız, cenaze taziyelerimiz orada yapılıyor şu anda. Ta bundan güzel olur mu başkanım? Ve köylülerimizin buraya daha fazla rağbet edeceği günler de, hatta gün bulamayacağı günler de olacak. Çünkü bölgeye çok güzel bir hizmet veriyor. Yanında bir dönüm otoparkıyla birlikte çok güzel bir mekan aldık. Evet. Bana göre bu köylümüzün yönetiminin yanı sıra kadın kollarımız vardı. Onların da ismini müsaadenizle zikretmek istiyorum. Nurcan Hanım, Lale Hanım, Zeynep Hanım, Leyla Hanım, Yasemin Hanım, Nevim Hanım, önceden de Suudi ablam. Şu anda da köyde bizi izliyormuş. Biraz önce de bir mesajı geldi. Selamlar olsun. Suudi ablama, eşine de buradan selam ediyoruz. Bu kardeşlerim, hanım kardeşlerimiz bir araya geldiler. Köyümüzün kadınları da, bu başka bir derneklere örnek olsun diye söylüyorum. Örnek, şu anda kadın kollarımız olmasaydı belki ben de burada biraz geri adım atardım. Evet. Önce kendi binamı verdim 3-4 sene bedelsiz. Sonunda da hamdolsun kendi yerimize kavuştuk. Hatta buradan bir de çağrı yapmak istiyorum. Ayın 4'ünde, önümüzdeki ayın 4'ünde öğlen namazından sonra köyümüzde, sevgili kardeşim, yakında bir şehidimiz oldu. Benim yeğenim Yusuf Bey. Öyle mi? Asuba 23 yaşında. Rahmet dileyelim. Ona ve Erdem kardeşim de, yeni genç bir kardeşim, rahmetlik oldu. Onlara rahmet diliyorum. Onların nezdinde tüm ecdadımıza, köyümüze bir Kur'an ziyafeti olacak ayın 4'ünde öğlen namazında. Mesudiye Belediye Başkanımız da konuğumuz olacak. Orada köyüme sunacağım ikinci bir projemiz var. Evet. Yani yerimizi biraz daha büyütmek için. Bu arada yine benim mesajlarıma gelenlerde hastanede yoğun bakımda köyümüzün insanı, çok emektar Adil ablam yoğun bakımda. Evet. Fethi dayım şu anda hastanede.
Onlara Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Evet, Zekeriya dayım da hastaneden çıktı elhamdülillah. Köyümüzün bütün hastalarına Rabbimden şifalar diliyorum. Borçlularına edalar diliyorum. Bu arada köyden de yine arayanlardan birkaç abim şimdi mesajlarından not aldım. Hemen hızlıca onları söyleyeyim. Ondan sonra size bırakacağım. Daha Şenol çok zamanımız var yalnız başkanım söyleyeyim. Evet. Şenol Aslan kardeşim, Hasan Özer Bey, Murat Coşkun, Lokman Coşkun, Erdoğan Yılmaz, Horey Mehmet dediler. Bizi izliyorlarmış. Hepsine Hayrettin Yazıcı kardeşime teşekkür ediyorum ama izlemekte kalmayıp mesajları da görmek istiyor. Saygılar sunuyorum herkese. Biz dediğimiz gibi buradan bütün mesajlara yer vereceğiz. Hiç ayırmayacağız. Başkanımız zaten şu dördüncü yılın başkanım, dernek her hafta bir dernekle yolla devam ettik. Bunda belki bir çığır açtık. İçeride de konuştuk hatta. Aynı zamanda da gelen mesajların %99'unu okuyoruz. Bugün bir mekandaydım yine. Sevgili Hidayet Avcı'ya ve Eyüp Vural'a, Veysel Vural'a buradan sevgiler saygılar olsun. Gittik yemeklerini yedik. Aynı zamanda da Hidayet Avcı bizim klibimize de sponsor oldu. Buradan çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Tabii bunlar olmayınca başkanım olmuyor. Bununla alakalı bir şey ben de söyleyebilir miyim? Tabii bizim ki. Şahsen şölenlerimiz oluyor. Siz bize bu misafirperverliği gösterirken ben Mesudiye Belediye Başkanımız İsa Gül'e de sesleniyorum. Biraz önce çıkan kardeşlerim Mesudiye Meydanı'ndaydı. Şölenlerde. Evet. Sizin o şölenlerde 84 tane köyün piknikleri oluyor. Keşkekleri oluyor. O şölenlerde dernek başkanı arkadaşlarımızın ilgi göstermenizi, yani ben özellikle arkadaşlarımdan ilgi göstermeden rica ediyorum. Bir tanıyın Şinasi kardeşimi. Tanıdıktan sonra kopmaları mümkün değil zaten. Çok yere geliyorsunuz. Düğünlerimize, evet, şölenlerimize katılıyorsunuz ama bundan sonra bizim Mesudiyeli bir Sedat kardeşim, Menderes kardeşim var. Onlar bizim başımızın tacı. Evet. Ve sizi de onların içinde şahsen ben bundan sonra görmek istiyorum. İnşallah diyelim biz de. Bu bir hedefti diyelim. Çünkü birçok yere gidiyoruz. Herkes diyor ki sen İmralı mısın? İmralı'nın her şeyinde hemen hemen varım. Ordu tarafında yoktum. Açık konuşmak gerekirse. Bu sene artık ordu tarafına da açılıyoruz. Ufak ufak gitmeye başladık. Söylediğim gibi hiçbir mesajı okumadan geçmiyorum. Orada da dediler ki ya, hemen içeri birisi girdi, dedi ki ya bu arkadaş mıydı benim mesajımı okumayan dedi. Dedim ki evet bendim dedim. Ama bilmiyorum, okudum okumadım bilmiyorum. Geçen hafta çok yoğundu. O yüzden kusura bakmasınlar, gerçekten önüme düştüğü sürece okuyorum başkanım, onu söyleyeyim. Geçen hafta İlhan kardeşim, benim de canciğer arkadaşım. Evet. Türkiye İşleri Dernek Başkanı burada konuktu. Buradan tekrar kendisine de saygılar sunuyorum buradan. Türk Gençliğe selamlar saygılar olsun. Şöyle başkanım biraz mesaj okuyayım ben, türkülere geçeceğiz. Ara ara sohbet edeceğiz böyle sıkmadan diyelim. Mithatçım seninle her zaman gurur duyuyorum. Allah yardımcın olsun. Muzaffer Aydın demiş başkanım. Teşekkür ederiz sağ olsun. Size ben, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben Ordu Mesudiye Çardaklı Köyü'nden Murat Coşkun, sevgili kardeşim Mithat Başkan'a, Vizyon 58 TV ailesine Şinasi Can'a başarıların devamını diler. Mithat Başkanım seninle ve ekibinle gurur duyuyoruz. Ayrıca izliyoruz. Selamlar demiş. Biz de onlara selam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun mesajından dolayı. Ordu Mesudiye Çardaklı Köyü'nden bir oğul Sevgi Bozkurt ailesine ve Mithat Başkan'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz demiş. İyi akşamlar. Sevgi kardeşime, Birol kardeşime saygılar sunuyorum buradan. Teşekkür ederiz. Şinasi Can'la Altın Ezgiler programını izleyen herkese selam olsun. Annem Naime Eker için uzun hava istiyorum. Hüseyin Eker demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Tabii ki şimdi sırada uzun havamız var. Eker ailesine gelsin o zaman. Hayırlı akşamlar. Ben Mesudiye Çardaklı Köyü'nden Nazmi Yılmaz, sizlere ekranlarda görmek bizleri gururlandırıyor. Nazmi kardeşime de selam olsun. Değerli bir kardeşimiz. İyi ki sizin gibi bir başkanımız var. Başarıların devamını dilerim. Hayırlı akşamlar demiş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Güzel teşekkür bir ederiz. Mesaj. Sayın Mithat Başkan'a ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Mithat Başkan'a Mesudiye ve Çardak'la yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yaşar Aydın demiş. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa biz de olmayız. Kesinlikle doğru.
Selam Şinasi Bey kardeşim, programını tebrik ederim. Sıradaki türküyü tüm İmranlı'ya gelsin. İmranlı Dernek Başkanı Zafer Yıldız demiş. Zafer kardeşim iyi tanırım. Tanırsın. Çok başarılı evet. Bir kardeşim. Çok da iyidir başarılar kendisi. Diliyoruz. Buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum başkanıma da ben. Çardaklı Köyü Dernek yönetimine saygılar. Başarıların devamını dileriz. Ordu Mesudiye Çardaklı Köyü'nden Burak Özer ve ailesi demiş. Teşekkür ediyoruz Burak kardeşime de. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Mustafa Uludağ Vizyon 58 aracılığıyla Sayın Başkanı Mithat Coşkun'a ve İsmail abime başarılar diliyorum. Her zaman onları destekliyoruz. Aslında her köye bir tane Mithat Coşkun lazım. Selamlar başkanımıza. Allah başkanlar razı olsun demiş. Kardeşlerime sağ olsunlar. Çok aslında, teşekkür ederim. Hep beraber, hep beraber. Başkanım, tabii ki aynı ortamlarda bulunduğumuz için duyumlar da alıyoruz. Şu mesaj sizi özetlemiş benim tanıdığım kadarıyla. Her derneğe bir Mithat Coşkun lazım, doğru. Kardeşim yine her zamanki gibi süpersin. Seninle gurur duyuyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Şevketcan Yasincan demiş. Teşekkür ederim abime ve yeğenime. Şöyle bir ara verelim hemen mesajlarımıza. Bir uzun hava yapalım arkadaşlar. La. La la. Derelere söğüttük. Hadi bakalım.
yavrumu çabuk sandı. Seni seven aşığa serin
teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Eski türkülere gidelim biraz dedik ama. Tabii bizim birisi yazıyor. Bir ev orada, bir ev karşıda kalmış. Hele sorun bizim komşuların ne olmuş? Aslı gurbet. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim okuruz. Köye benzemiyor da kız gel hele. Evet okuruz. Bir saatlerde olursa. Tabii ki tabii ki okuruz. Yok. Unutmadan söyleyeyim sonra Mehmet Ali abiyle pazarlığını yapıyoruz sonra. Sevgili üstadlara şöyle ben çok teşekkür ediyorum. Bağlamada Nafi kardeşime, nefeste Mehmet Ali ve Emrah klavyede bizim kahrımızı çekiyorlar. Samimi bir şey söyleyebilir miyim? Hı-hı. Samimi söylüyorum. Yani ipeyden beri sizleri izliyoruz. Hani 10 numara derler ya bu hattım diye bunu söylemek buna ihtiyacınız da yok. Gerçekten öyle. Samimi söylüyorum. Şimdi sizi o ovalarda bir düşünüyorum ben bizim yaylalarda. Yani o zurnayla. Sözü de aldık zaten başkanım. İnşallah. Bu yaz oralardayız. İnşallah olacak da. Bende şöyle bir yapı var. Ben bunu her zaman kendi ailem içinde söylüyorum. Hani tabiri caizse insan gülleri ararken ayaklarının altında kır çiçeklerini ezermiş. Ben biraz arkadaşlarıma onu yapıyorum. Bazen unutuyorum. Hoş görürler onlar beni. Tabii bizi izleyen çok değerli dostlar var. Yahya Erdem kardeşim izliyor bizleri. Ailesine, kızına, oğluna, hanımına buradan sevgiler, saygılar olsun. Yine Kenan abi izliyor bizleri. Sevgili Buzkeçi Köyü'nden sevgili Şebin Karaysar. Sevgili abime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başkanım sana döneceğim ama mesajlarımız bol. Hay hay. Hiç kimseyi kırmadan devam İsmail edelim. İsmail abi kızarmaya başladı. Bir hal mi var İsmail abi? İsmail abiye de döneceğiz. Döneceğiz. Sen benim yanındasın. Ben. Rahat ol. Evet. Bir aile ortamı abi burayı aynen, düşün. Aynen. Ben samimi söylüyorum size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür size. Bizden abi. Ben Çardaklı Köyü muhtarı Hayrettin Yazıcı. Mithat Başkanıma köyümüz için yaptığın çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Vizyon 58'e teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayrettin kardeşime, geçmişteki muhtarlarımıza, İbrahim Mesut abimize hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Onlar da karınca karınca herkes bir şeyler yapıyor. Evet. Ve hemen hemen her mesajın başında da şunu görüyorum. Vizyon 58 diye yazıyorlar, teşekkür evet. ediyorlar. Ben de teşekkür ediyorum. Bizim kahrımızı çekiyorlar Sivas'tan. Aferin, bu kanal bize çok şeyler kattı. Sivas'ımızın kanalı diyorum. Ben bunu hep dillendiriyorum. Yaklaşık 2 senedir Sivas'ımın kanalına teşekkür ediyorum. Ali Yazıcı, Naci Karademir, Yüksel Yazıcı ve Süleyman Taşoluk. Seni seyrediyoruz köylerin olarak. Hepsi benim canlarımdır. Seninle gurur duyuyoruz. Biz de onlara demiş. Teşekkür ediyoruz. Hacı Süleyman'a, Naci dayıma, Ali dayıma, Yüksel yeğenime. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Mithat Coşkun Bey'e çalışmalarına başarılar dilerim. Ataşehir İçeren Köyü Mahalle Muhtarı Ayhan Öztürk. Ayhan muhtarım benim çocukluk arkadaşım. Hakikaten gurur duyduğum bir kardeşim. Sivaslıdır. İyi bir Sivaslıdır. Babamla babası da dosttur. İkisi de rahmetlik oldu. Rabbim ikisine de nezdinde tüm ecdadımıza rahmet eylesin. Ayhan kardeşime teşekkür evet. ediyorum. İyi akşamlar başkanım. Sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman arkandayız demiş ama ismini yazmayı unutmuş. Buradan yine de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Başkanım şöyle döneyim. Senin notların çoktu. Biraz bilgiler ver yine bize. Aslında Şinasi kardeşim bir söylemek istediğim ben dernek başkanıyım asla demiyorum. İşte İsmail kardeşim burada dernek işi bir gönül işi demiştim giriş yaparken. Kesinlikle başkanım. Hepimizin doğduğu memlekete köyüne bir borcu var. Buradaki kameraman kardeşimden tutun bu vizyon 58'in sahibine kadar evet. size kadar bu sazcı kardeşlerimle kadar hepimiz doğduğumuz yerlere bir vatan borcumuz var. Ecdadımız nasıl oralara sahip çıkmışsa biz de bu yoldan hareket ederek köyümüze faydamızın olması lazım. Ama bu lafla değil. İnsanlar bir tabela kuruyorlar işte bilmem neyin derneğim diyor. Biz bunu hiçbir zaman kabullenmedik. Benim köyümün ben aşırı derecede milliyetçi bir insanım. Hep derler ki ya yeter ya. Bu adam sana işte değer vermiyor. İşte şuna şöyle yap, buna böyle yap. Ya biz kimiz ki? Kurban olduğum Allah bizleri yaratmış. Peygamber Efendimiz'e yapılan zulümleri biliyorsunuz. O mübarek evet. ki onlara cevap vermiyordu. Konuşanlar istediğini konuşabilirler ama insan at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, nam kalır. Yarın biz bırakıp gideceğiz. Evet, benim başladım. Köyümde şu anda ben buradayım ama köyümde yaşayan akrabalarımızın suyu olmayan yok. Yolu olmayan yok. Köprüsü olmayan yok. Buraya elhamdülillah geldiklerinde de
Her zaman hanelerimiz açık, haneleri de var. Ölümüzle dirimizle biz birbirimize lazımız. Ben parası olup da topluma gelmeyen arkadaşlara üzülüyorum. Ben bazen diyorum özür dilerim. Paran çoksa hanımı sevinsin diyorum. Para bir araçtır. Şu suyu içeceğiz. Bunun için bir para lazım. Bu ışıklar yanıyor. Bunun için bir bedel ödenecek. Bu bir para araç. Amaç olduğu zaman iç çığırından çıkıyor. Biz bugüne kadar kim ne söylerse söylesin önümüze baktık. Cenab-ı Allah devletimize zaval vermesin. Rabbim şu anda görev yapan asker kardeşlerimize, polislerimize yardım etsin. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Biz onların ülkesinde bir zerre olarak da kendi bölgemize, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte. Ve istediğim tek bir şey var. Evet başkanım. Kendi üyelerimizden de bir araya gelelim. Düğünlerimize, derneklerimize, davetlerimize katılalım. Düğünlerde bazen ayrım yapılıyor. Aynı güne 3-4 tane düğünü denk getiriyorlar Şinazi Bey. Aslında bu program o kadar güzel oldu ki. Derneğimiz varken böyle bir şeyin olması. Şimdi kınaları ve nişanları biz şu anda yeni bir site hazırlıyoruz. Faaliyetlerimizi yayınlamak için cardakli.org diye yeni hazırlanıyor. Kadir kardeşim bunun başında, Kadir Uludağ kardeşim. En kısa zamanda ona yardım edenler de var. Orada köyümüzün bu yaz resimlerini çektik. Şu anda derneğimizin bütün her tarafında 90 yaşında amcamız gelse kendine ait dernekte bir evinin yerini görecek. 20 yaşında, 10 yaşında bir kardeşimiz de gelse ecdadıyla alakalı bir şey görecek. Şimdi Sayın Valim, Mustafa Malay'ı buradan anmadan geçemiyorum. Köyde bir gece benim misafirimdi evde. Evet başkanım. Ali Yazıcı dayım da ona bazı fıkralar anlattı, korkuttu ama Vali Bey bir laf söyledi orada. Çocuğunuzu dedi, eski usul evlere dedi, eski banyolara, eski tuvaletlere affedersiniz. Getirirseniz eski usul o çocuğu bir daha köye getiremezsiniz dedi. En azından o çocuğun rahat bir duşun alacağı bir banyo yapın. Bizim köyümüzde şu anda 350 haneli bir köy. İnanın tamamı yeniden yapıldı. Yani bugün siz geldiğinizde zaten göreceksiniz. Evlerde salonları, yatak odaları ultra lüks. Elhamdülillah. Allah kardeşlerime ağız tadıyla güle güle oturmayı nasip etsin. Ama burada da onların ev yapması, yeri yapması, zengin olmaları beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bir tane bir şey var. Biz fakirimizle zenginimizle bir araya gelip de fakir bir kardeşimizin elinden tutup İstanbul'da mesela derneğimiz var diyoruz. O dernek çatısı altında mesela yazın güzel bir projeye başlatacağız. İnşallah burada belediye başkanımızdan bunun sözünü aldım. Bu da müjde olsun bütün akrabalarımıza, köylülerimize. Eski bir okulumuz var, okumuşuz. Ecdadımız orada okumuş ama şu anda affedersin çok kötü durumda. Onu kültür merkezi yapacağız. Evet. Yapılacak birkaç tane yol projelerimiz var. Konağımızı bu sene faaliyete geçirdik. Yerimiz dernek mülkümüzle birlikte. Okulumuzu kültür merkezi yaptığımız zaman İstanbul'dan akın akın otobüslerle gençlerimiz geliyor. Gençlerimiz orada her türlü eğlencesini yapacaklar. İnşallah. Yani ben... Başkanım vallahi sende proje bitmiyor. Devam eder inşallah böyle. İnşallah. İnşallah. Yine devam edeceğiz başkanım. Ben yine arayacağım. Tamam, üyelerimizin sayesinde olacak. Değil mi? Birlik olalım. Vallahi birlik olursak her şeyi başarırız. Siz başarırsınız. Ben buradan şöyle söyleyeyim. Mesudiye Çardaklı Köyü'ne. Başkanın arkasında durun ve tüm Mesudiyelilere durun, o gerekeni yapar diyorum. Ben o ışığı aldım başkanımızdan ve yönetiminden. Sevgili abime de şöyle bir mikrofonu al abi. Öyle çok garip kızardı İsmail abi de. Evet. Yok yok, şu an mikrofonu da yaklaştırabilirsen abi. Abicim aynı zamanda başkan yardımcısı. İsmail Aydın abim başkan yardımcımız ama benim kardeşim. Bizim burada biraz önce yönetimdeki arkadaşlarımı saydım. Burada sakın kimse yanlış anlamasın. Konuk olarak zat haliniz bir başkan yardımcısıyla Allah razı olsun lütfettiniz. Seyircilerinizin haricinde o size ait. Evet. Ve biz ikimiz birlikte bugün katıldık. Bir dahaki programımız eğlenceli, coşkulu tüm üyelerimizle. İnşallah. Öyle bir şey istiyoruz sizlerden. O da gerçekleşecek tahmin ediyorum. Bundan sonra inşallah beraber oluruz başkanım. Projelerde beraber hareket ederiz. Onda sıkıntı olmaz.
Sen bir şeyler söylemek istersen burada. Başkanım söyledi her şeyi. Benim söyleyecek bir şeyim kadar her şeyi anlattı yani. Tamam. Ben de başkanıma başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a elinize emanet olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Onun yanında yer almanız da yeterli. Programınızı keyifle izliyoruz. Başta amcam Mithat Çoşkun'a ve tüm ekibe iyi programlar, ailece programlar. Akyol ailesi olarak saygılar. Yasemin Akyol demiş. Evet, Yasemin yeğenime de ailesine de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Mesudiye Çardaklı Köyü Dernek Başkanı Sayın Mithat Çoşkun ve ekibine köyümüze yaptıkları katkılarından dolayı teşekkürler, sevgiler sunarım. Vizyon 58 TV'ye teşekkürler. Kadir Münevver Ergül demiş. Teşekkürler. Biz de Münevver ablamıza, Kadir dayımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abi selamlar, seni izliyoruz. Maşallah, Cenab-ı Allah nazardan korusun. Allah yolunu açık etsin. Senin karakterinde sanatçılarımız bizim vadide var olsun demiş. Selçuk kardeşime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Şebin Karahisar. O da size kesinlikle, anlatan. Kesinlikle. Harika. Allah razı olsun. 10 numara bir mesaj. Mutlu ettin beni. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde de daha buradan fazlasına layıksınız. Teşekkür ederim. Söylüyorum. Teşekkür İnsanların ederim sizi yakine tanıması lazım. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Başkanımızı Vizyon TV, Vizyon 58 TV aracılığıyla görmek gurur verici. Köyümüz adına senin gibi başkanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Başarıların devamını diliyoruz ve her zaman destek olmak için arkandayız. Selamlar. Ali Sevgi Ulu Çay demiş. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Peş peşe. Evet. Ali kardeşime, eşine, çocuklarına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mithat Bey çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Nadir Özer demiş. Teşekkürler. Nadir kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Düğününde karşılaştık ya. Evet. Nadir kardeşimin düğünü oldu ya o gün. Bu arkadaşımızın düğünü evet, müydü? Evet, evet. Nadir kardeşim pırlantadır. Evet, tekrar evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Düğünleri şenlendirmiş olduk. İyi yayınlar Şinasi Bey, Dernek Başkanı Mithat Çoşkun'a ve İsmail Bey'e saygılarımı sunarım. Adem Özmen ve ailesi demiş. Teşekkür ederim abim, çok milliyetçi bir abimdir, sağ olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Eşine de çocuklarına da hürmet ediyorum. Selamlar olsun. Sayın Başkanım, sizlerle gurur duyuyorum. Dernek yönetimine yaptıkları emeklerine teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar, iyi yayınlar demiş. Keşke ismini de yazsaydın. Biz aslında onu söyleyenlere, biz onları sırtımıza taşısak emeklerini ödeyemeyiz. Onlar olmasa zaten biz olmayız. İnşallah yine birkaç cümle edeceğim üyelerimizle alakalı. Evet. Çardaklı Köyü'nden Hidayet Özcan, Sayın Mithat ve İsmail Başkanlarıma derneğimiz için yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Hayırlı yayınlar demiş. Biz de teşekkür ederiz. Hidayet dayımdan koyu bir Fenerlidir. Mesudiye Belediye Başkanımızın da kayınpederidir. Öyle mi? Başkanı sıkıştırıp zaman, Şinasi kardeşim şölenlerde hep beraber olacağız inşallah. Hem öyle hem de ben de koyu Fenerbahçeliyim. Hatta maça da değineyim, birkaç tweet dağıtmıştık. Maçla ilgili. Adı büyüktü ama kendisi küçük bir derbiydi bana göre. Benim futbol anlayışıma göre. Özellikle ilk yarıda sıfır futbol, sıfır pozisyon. İkinci yarı biraz Fenerbahçe değişti. Galatasaray sonuna kadar değiştirmedi bir şey. Ama bir şeye dokunacağım. Cüneyt Çakır gitsin bence Avrupa'da maç yönetsin. Türkiye'de maç yönetemiyor ve büyük maçlara da vermesinler bence. Gerçekten çok bariz hatalar yapıyor. O da onun kariyerini etkiliyor bence. Özellikle de büyük maçlarda hangisini kırmasam hesabına giriyor bence. Ben niye değiniyorum başkanım? Fenerbahçe'nin altyapısında oynadım, oralardan döndüm. Köye gitmesem belki nerelerdeydik. Hayatta yaptığım en iyi şeylerden birisiydi. Çok iyi, en büyük sevkimdir benim. Çok iyi takip ederim. O anlayanların %90'ından da iyi anladığımı düşünüyorum. Biraz böyle ukalalık mı dersin, ne derseniz deyin. Estağfurullah, estağfurullah. O yüzden böyle bir dokundum. Harika. Gelelim biz kendi mesajımıza. Buradan Hidayet Özcan'a söyleyelim. Biz Fenerbahçeliyiz, koyu Fenerbahçeliyiz. Bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki, buyur. Şimdi özür dilerim. Burada İsmail Yazıcı dayıma da, ailesine, Ender Bey benim yardımcım, onun ailesine çok teşekkür ediyorum. Hidayet dayım bir gün cuma namazına durmuş. Bunu anlatabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Namaz daha kılıyor ama. Olur. Gerçekten cuma namazını kılıyor. Kulağına Fener'in de o gün maçı varmış. Kulağında kulaklığı unutuyor. İmam işte sohbet ediyor. Hidayet dayım dalmış. Fener de o ara gol atmış. Oley bir bağırıyor camide. Camide. Evet, camide. Çoğu dışarı kaçıyor cemaatin. Yani hani bir şey oldu falan diye. Hidayet dayım böyle bir gerçekten koyu bir Fenerli. Biz de amcamın oğlu Selami Can, buradan sevgiler olsun. Maç izliyoruz beraber.
Gol pozisyonu oldu. İkimiz birlikte ayağa kalkmışız. Haberimiz yok. Gol kaçınca ikimiz birlikte çek yata aynı anda oturunca çek yatı ikiye böldük. Böyle de bir anımız var da bizim. Tabii bunlar hep bizim geçmişlerimiz. Mesajları devam edelim. Bundan sonra yine birkaç yaşlarımızla alakalı. Tamam. Tamam, nerede kalmıştık vallahi başkanım, biraz dağıldık. Evet, iyi akşamlar, sıradaki türküyü Yaşar Doğan. Yaşar Doğan, Recep ve Kepsut Bükdere. Doğru mu okuyorum? Kepsut Bükdere, halkı için. Köy ismi başkanım. İstiyorum, teşekkürler demiş. Bir daha okuyayım. Sıradaki türküyü biraz bitişik gelmiş. Yaşar Doğan, Recep demiş ve Kepsut Bükdere halkı için. Kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Teşekkür yani, ederiz. Bitişik yazmış. Vallahi okudum, doğru okudum. Bükdere'ye gelsin türkülerimiz. Son mesajları bir okuyalım. Çünkü kardeşlerimiz emek veriyor. Mithat dayımız, başarıların devamını dileriz. Köyün ve çevren için yaptığın, yapacağın onca şey unutulmaz. Seninle gurur duyuyoruz. Cihan Batuhan Yazıcı demiş. Batuhan yeğenime de, babası da yardımcımız, annesi de kadın kollarında Lale Hanım. Allah razı olsun Batuhan yeğeninden. Evet, devam edeceğiz tekrar mesajlara. Tabii ki başkanım, buyur sen. Şimdi tabii köyümüzün, ben şahsen ihtiyar grupla aram iyidir köyde. Gittiğim zaman yöresel yemeklerde kimle getireceğini şaşırır. Ben bütün köylümle gurur duyuyorum hakikaten. Bir örnek vereyim. Devletin valisi, bakanı benim köyüme geldiği zaman köylülerime misafirim geliyor demek, Şinasi Bey, yetiyor. Evet. İsterse 1000 kişilik olsun, yemek olarak her türlü ağırlanırız. Burada Rasim dayı deriz. Yaşlılardan Rasim dayımın, evet, dinliyorum hocam. Öküzleriyle tarlaya gitmiş. Tarlada ekim biçiyorlar hanımı Hasibe anamızla birlikte. Ekim biçerken de öğlen yiyeceği bir yemek götürmüş. Evet. Şimdi ekim biçme esnasında kargalar da dolaşmaya başlamışlar. Kafaları da beyaz beyaz. Kargaların kafaları. Şimdi Rasim diyor Hasibe annem, bu seneki kargaların diyor kafaları tamamen beyaz beyaz diyor. Öğlen oluyor, bunlar diyor ki hadi yemeğimizi yiyelim. Yemek bir geliyor ki kargalar Hasibe Hanım'ın yoğurt bakracına dalıp dalıp çıkan kargalarmış, kafaları beyaz. Yani böyle onlarca köyümüzün kıymetleri var. Çok var, çok var. Bunları anlatmakla bitiremem. Hele rahmet tanıyorum çavuş dayılarımızın birbirine olan fıkraları, neler var. İnşallah ilerleyen saatlerde fırsat olursa onları da aktarmak isterim. Ben tabii birkaç konuya dokunayım. Bizi Akıncılar'dan, Akıncılar her zaman izliyor köyüm arkamdan, sağ olsunlar. Hacı Mehmet Şengül bizleri izliyor. Birçok şeyimize de sponsor olmuştu. Belediye başkanımıza da hürmet ediyorum. Evet. Kıymetli bir abimdir. Yine bizi değerli sanatçı büyüğüm, abim Nazmi Can da izliyor. Nazmi Ahmet'e buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bizden de saygılar bizden olsun. Bizden önce de Akıncılar burada konuktu. Necat abi yoktu. Necat abinin olmasını isterdim. Evet. Ya aslında o bizim kanayan bir yaramız. Biz ilçeyiz ama 3 tane derneğimiz var. Bir ilçede 3 tane dernek olmaz. Olur, birleşilir. Sıkıntı olmaz. Birleştirilmek istendi çokça da olmadı bir türlü. O yüzden de bir şeylerimiz olmadı. Ben gerçekleri söyleyeyim. Kızanda kızsın. Bundan sonra birlik olsun inşallah. Birlik olmayan olsun. Yerde bereket olmaz. Keşke olabilsek. Şunu söyleyeyim, ben 4 yıldır da ekrandayım. Her hafta dernek alıyorum. Ben buradan Akıncılarlıyım. Akıncıların bütün derneklerini de alırım. Bütün hepsine de kapılarımız açık. Kamu festivaline dahi katıldım. Katıldınız mı başkanım? Hepsini alırız buraya. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim kapımız hepsine açık yani, öyle söyleyeyim. Yalnız Akıncılar bu konuda örnek. Ya şöyle şu yöredir. Deyimler oluyor. Gölova ile birlikte. Hani niye dokundum başkanım? Deniyor ki ya her hafta bir dernek alıyorsun ama hiç Akıncılar yok işin içinde. Bizden önce sevgili Ercan kardeşimdeydi. Tabii şu oluyor, aslında söylemek istemiyorum da çok telefon aldım bugün. İlk sizde olmalılardı dediler.
Aslında doğru bir düşünce. Bugün bundan sonra olsun. Bundan sonra olur. Hatta haftaya şey var burada. Sivas Akıncılar Onar Köyü Dernek Başkanı Temel Taşdemir abim burada olacak. Onları ağırlayacağız. Aralık'ın ilk haftası da sevgili İmranlı Durucan Dernek Başkanı Bahattin Yarış ve yönetimini burada ağırlayacağız. Sırayla böyle saymayla bitiremeyiz. Refik Köyü'nü ağırlayacağız. Bayağı var, sözler var. Harika. Ben onları arayıp şunu yapmıyorum. Demiyorum ki hani tamam nacizane sizle karşılaştık. İstedim özellikle sizin bizle olmanızı. Valla ben o gün için teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Başkanım. Halkım adına teşekkür ediyorum. Ama kapımızı çalan herkese burada yer veriyoruz. Emin olun kimseyi kırmıyorum. Hatta bu hafta bir düğündeydik. Eyüp Arduç'a hayırlı olsun diyorum. Düğünündeydik. Tek sanatçıydık. Biraz da fazla yüklendik. Nazım abim erken ayrıldı. Orada da hani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani köylülerimiz oradaydı. Hepsi bir aradaydı. Ben orada da onların içinde olmaktan dolayı son derece mutluydum yani. Siz her ortamda kendi bölgenizi, yörenizi, köyünüzü, ilçenizi hakikaten başarıyla temsil ediyorsunuz. Ben şunu ilave etmek isterim. Tabii başkanım. İnsanlar, Şinasi kardeşim, hatasız dost ararsanız dost bulamazsınız. Hata yapacağız ki doğruyu bulalım. Kesinlikle. Aslında ben bizi arayanlara şunu söyleyeyim. Art niyet olduğunu düşünmüyorum. Akıncılar bütün derneklerini biz burada ağırlamaktan gurur duyarız. Ben yayın öncesinde Nazmi Can'la da konuştum. Aynı şeyleri söyledi. Biz akıncılarlıyız. Olmaktan gurur duyuyoruz. O bana dedi ki ben dedi gidiyorum dedi akıncılardan çuvallarla kavun getiriyorum dedi. Sergiliyorum dedi kanalda dedi. Akıncıların tanıtımını yapıyorum. Ben burada sizi rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Bizim pazar günü akşam İstanbul'un en güzel otellerinden bir tanesinde Mesudiye Spor'a gece yaptık. Mesudiye Derneğimiz 84 tane köyün dernek başkanı, spor kulübü başkanımızla birlikte. Ama bu bölünme bizde de oldu son zamanda. Şimdi başarı varsa bir işin içinde bu sefer kıskançlıklar başlıyor. Sana rakip birileri çıkmaya çalışıyor. Ama rakip nedir? Rakip senden daha güzel yapan varsa odur meydan. Sen güzeli yap, senin yanında olalım. Şimdi burada bizim Mesudiye'de de mesela Sayın Belediye Başkanımız şu anda izliyor. Ben belediye başkanı olayım. Ben şu anda Çardaklı Köyü'nün seçilmiş bir muhtarı var. Evet. Burada üyeleri var değil mi? Ben İstanbul'da Çardaklı Köyü adını kullanırken bunun bir bedeli var. Ben o toplumun haricinde bunu kullanamam kendi lüksüm için. Mesudiye Belediye Başkanımız İsa Bey de İstanbul'daki Akıncılar'da da bu var. Gölova'da da var, Su şehrinde de var. Evet. İstanbul'da mesela federasyonumuz oldu. Özlem abla pırlanta gibi bir insan. Dernek başkanımız Salih Bey pırlanta gibi bir insan. Bunları biz dernek başkanları kimimiz öbürünün yanında, kimimiz öbürünün yanında oluyoruz, bir araya getirmiyoruz. Belediye başkanımız bunları bir araya getirmek durumunda. Ya şu oldu da, şimdi özeti şu, ben anlatmaya çalışıyorum aslında, üzmemeye çalışıyorum da. Şimdi mesaj atıldığı için belki ben 15'e yakın telefon aldım. Nazmi abim de almış. Ya size niye gelmediler de bir Akıncılar olarak niye başkasında? Aslında o da yabancı değil. Bizim kendi arkadaşımız, dostumuz. Sizinki çok dolu programınızda. Öyle. Sıra almak kimse, lazım. Ben yine buradan belirtiyorum. Mola da geldi. Aramızda geldi reklam aramız. Kazanma zamanımız. Bizim kapımız herkese açık. Nazmi abim dediği gibi getiriyor tarlalardan kavunları tanıtıyor. Ben Akıncılar kavunu diye horon yazdım. Sırf bu bir nevi Akıncılara ticari bir faydası olsun diye yazdım. Çok da tutuldu. İyi de gidiyor. Güzel de bir parça. Biz sizi kutluyoruz. Daha güzel bizi şeyler çıkacak. Arayanlara ben buradan bunları söyleyeyim. Hiçbir bence sıkıntı yok. Hepimize herkese kapımız açık. Allah razı olsun. Geldi mi reklam aramız? Peki. Kazanma zamanı diyelim. Reklamlara gidelim. 10 dakika sonra buradayız inşallah. Hayır.
özlem, hasret doldu taştı. Umutlarım yarım kaldı. Dön gel yavrum neredesin? Dön gel kuzum neredesin? Bahar geçti, yazlar geçti. Yaprak düştü, bütler geçti. Vade doldu oğul, vade doldu oğul, ömür bitti. Dön gel yavrum neredesin? Dön gel kuzum neredesin? Neredesin? Yaprak düştü, yüzler geçti. Vade doldu, ömür bitti. Dön gel yavrum, dön gel neredesin? Vade doldu, ömür bitti. Dön gel yavrum, dön gel neredesin? Teşekkürler. Sözümüz iyi. Ağzına sağlık. Olmuş aslında harika bir türkü. Burada eminim sizde de kilitlendi mesajlar. Burada Cengiz Uluçay dayım, Muazzez Özer kardeşim, kadın kollarımıza çok yardımı oldu. Mehmet Bozkurt, Numan Uluçay, Zülal Erdim dayım, Yamen dayım, Adem Akyol kardeşim. Yine her hafta olduğu gibi Dursun Erdem abim bizleri izliyor. Sivas Su Şehri Esenyaka Köyü Dernek Başkan Yardımcımız Dursun Erdem abim izliyor. Ve Mustafa Çevik abime de ben bir türkü armağan etmek istiyorum Akıncılardan. Bu hafta düğünde benden bir türkü istedi Mustafa Küçük'ten. Açma bugün perdeleri. Düğünde bir tane türkü okuyorsun, gerisi hep uzun oyun havası oluyor. Okuyamadık, içimde de kaldı, burada söyleyeyim dedim. Türküler sana gelsin abicim. Kemal Ocak bizleri izliyor, sevgili abim, köyden kapı komşumuzdu. Buradan sevgiler saygılar olsun kendisine. Yine Ebru Aksöz bizleri izliyor, benden bir halay horon türküsü istiyor. Okuruz, hareketleniriz de, ama şu mesajlara bayağı bir yer vermek istiyorum. Geceniz güzel, yüreğiniz huzurlu, başarılarınız daim olsun. Çardaklı Köyü Derneği Mithat Çoşkun'a ve ekibine demiş Sevinç Ergül. Teşekkür ederiz. Biz de Sevinç kardeşim, Allah razı olsun. Onun demeyi çok. Dernek ve köye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ayhan Özdemir demiş. Ayhan kardeşime de teşekkür ediyoruz. Evet. Pazar gününü de unutmuyorum. Evet. Bizi Mesudiye Spor Gecesi'nde bırakıp
maça gittiler. Öyle mi? Zafer'le Erol'a Ayhan Öztürk'e ceza evet. vereceğiz inşallah. Bu arada okuduğum türkü Hidayet abime gitsin. Eyüp Vural'a ve sevgili Veysel Vural'a gitsin. Aynı zamanda da söylediğim gibi bu türküye de Aloğlu Eyüp'e de gitsin. Eyüp Yazıcı kardeşim. Ona da gitsin. Dayıma. Türkünü de okumuş olduk Hidayet abi. Buradan sevgiler saygılar olsun ailene de beraber. Düğünümde bulunan sanatçımız Şinasi Bey'e, dernek başkanımız Mithat Çoşkun ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Zafer Özer tekrar mesaj göndermiş bize. Biz de teşekkür ederiz Zafer kardeşime. Çardaklı köyünden İlyas Uluçay Mithat başkana ve ekibine selamlar. Başkanımıza bu fırsatı. Kendisine de çok teşekkür ederim. Çok emekleri var. Allah razı olsun. Başkanımıza bu fırsatı veren 58 TV'ye çalışanlarına teşekkürler. Allah'a emanet olun demiş. Sağ olun. Dernek başkanımız Mithat Çoşkun ve yönetimine, Şinasi Bey'e, Vizyon 58 ailesine selamlar. Başarının devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız. Zekeriya Özmen. Zekeriya dayıma acil şifalar diledim zaten. Dayım köyümüzde milliyetçi. Evet. Benim kayınpederim Süleyman Uzunlar'la birlikte bunlar bir ekipti. Mesut evet. dayımız, İsmail Demir abimizle. Onlar Rabbim ölenlere rahmet, duranlara da rahatsız olanlara acil şifalar versin dilerim inşallah. Başkanım. Mithat başkanımıza ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür eder. Başarılarının devamını dilerim. Fehmi amcama da acil şifalar dilerim. İbrahim Filiz Özmen demiş. Evet, biz de acil şifalar diliyoruz. Fethi dayıma bizi izliyor zaten. Dayım Allah'ın izniyle yazın şölenleri de oynatacağız. İnşallah. Hiç hastayın moduna girmesin. Aynen öyle. Mithat Çoşkun ekibine başarılar dilerim. Devamını dilerim dayım demiş. Dayım da eşi de saygıdeğer bir insan. Evet. Bilal Uluçay Zafer Uluçay Saniye Uluçay Funda Uluçay evet, demiş. Ben de Bilal dayıma Saniye ablama ve Zafer kardeşime çok teşekkür ederim. Benim her zaman sağlık olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler demiş. Ben de Eyüp dayıma, Azim ablama çok teşekkür ediyorum. Hürmetler ediyorum. Sağ olsunlar. Hayırlı akşamlar Mithat Çoşkun ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Başarılarının devamını dileriz. Ordu Mesudiye Çardaklı Köyü eski muhtarlarından Ahmet Ergül demiş. Ahmet dayım da milliyetçiliğiyle gerçekten namlı bir insan. Biz de teşekkür ediyoruz. Ahmet dayıma da, İbrahim kardeşime de, herkese teşekkür ediyoruz. Geçmişteki evet. muhtarlık yapanlara. Vallahi şöyle bir ara burası gitti herhalde ikinci defa okuduklarım da oluyor büyük ihtimalle olsun sırayla gideyim ben yine garanti olsun kimse bize küsüp darılmasın Mithat Çoşkun yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim başarıların devamını dilerim Ordu Mesudiye Çardaklı Köyü bunu okumuştuk Mesudiye Çardaklı Köyü'nden İsmail Yazıcı ve ailesi başkanımızı orada görmekten gurur duyuyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını dileriz demiş. Sağ olsun. Hayırlı geceler Şinasi Bey, Mithat Çoşkun'a ve dernek üyelerimize, köyümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Şükranlarımı sunarız. Erol Bozkurt ve ailesi demiş. Erol kardeşime de teşekkür ediyoruz. Pazar gününü unutmuyoruz Erol kardeşim. Ben Mesudiye MHP İlçe Başkanı Şahin Tüncer, sevgili Çardaklı Dernek Başkanı Mithat Çoşkun'a yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Evet, Şahin kardeşim saygılar gerçekten sunuyorum. Saygıdeğer bir kardeşim. Biz de ona saygılar sunuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet. Mithat abicim seninle gurur duyuyoruz. Her zaman arkandayız. Başarıların devamını dileriz. Hayırlı akşamlar. Mukaddes Uludağ demiş. Teşekkürler. Biz de Mukaddes kardeşimle gurur duyuyoruz. Yaptıklarına Allah razı olsun. Ailesinden de kendisinden de. Mithat abicim seninle gurur duyuyorum. Her zaman arkandayız. Başarıların devamını dileriz. Hayırlı akşamlar. İsmini yazmamış. Teşekkürler yine de. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Selma Demir ve Sarıkaya ailesi evet. olarak Mithat Başkan'a başarılar dileriz. Selma ablama da acil şifalar diliyorum. Ufak bir yangın geçirdi. Rabbim şifa versin. En kısa zamanda olsun. Kadın kolumuzun toplantılarında görmek istiyoruz evet. ablamızı inşallah. Başkanımız ve babamız Mithat Çoşkun'a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman desteğimizle yanınızdayız. Eşi Zeliha Çoşkun ve oğulları Emre, Hakan, Burak Çoşkun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ağır arkanda, top. Evet. Top vursa devrim. Tabii benim valla eşimin benim kahrımı herkes çekmez. Yani ben ona teşekkür ediyorum çocuklarıma. Yani onun yerinde başkası olsa beni çoktan bırakırdı. Çünkü 17 yaşından beri sosyal faaliyetlerdeyiz. Maşallah. Allah razı olsun. Eşime de çocuklarıma da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben Reşadiye Eymur Köyü Muhtarı Ferhat Er, kardeşim Murat Çoşkun'un amcası Mithat Bey'e ve ekibine başarılar dilerim demiş. Size kardeşime teşekkür ediyorum. Çok iyi tanıdığım bir kardeşim. Allah razı olsun. Sayın Başkanım sizi TV ekranlarında görmekten gurur verici demiş. Emeklerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Çardaklı'dan Zekeriya Yazıcı demiş. Zekeriya kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Eşine de yakında kızının inşallah nişan olacak dernekte hep beraber olacağız. Evet. Sivas merkezden demiş Ömer Kara demiş bacım türküsünü istiyorum iyi akşamlar demiş
Bacım türküsü var mıydı öyle bir türkü? Hatırlayamadım ama kardeşim. Sıradaki türküyü göndeririz. Evet, sıradaki türküyü gönderelim biz ona. Ömer kardeşim. Sevgili kardeşim Şinasi Bey, öncelikle programda başarılar diliyorum. Yine gümbür gümbür her zamanki vizyon 58'i teşekkür ediyoruz. Demir ailesi olarak Veysel Demir, anam türküsünü senden rica ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Okuruz abi. İnşallah. Bizde bu anam türküsünü başka isteyenler de var. Bir Yasemin kardeşim de istiyor. Ona da gitsin bu. Tamam. Evet. O zaman sıradaki türkümüz o olacak. Aynı zamanda şeyim istemişlerdi. Asrı Gurbet, peşine donu evet. Bağlarız. Necdet Tan dayımız da burada mesajımı okuyun diyor. Necdet dayıma da, Adem'e de teşekkür ediyoruz. Evet. Muzaffer ablamıza da. İyi yayınlar Şinasi Bey. Dernek başkanımıza Mithat Çoşkun'a ve yönetime selamlar. Sizlere gurur duyuyorum. Zekeriya Özmen ailesi demiş. Teşekkürler. Çocukları teşekkür ediyoruz. Ferhat abime, İbrahim'e. İsmail Hülya Coşkun yeğenleri olarak amcamla gurur duyuyoruz demiş. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Sağ olsun yeğenlerimiz. Mithat Coşkun kardeşime, İsmail Aydın abime başarılar dileriz. Mesudiye Çardaklı Köyü, Veli Yılmaz, Turgut Yılmaz demiş. Teşekkürler. İkisine de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Turgut kardeşimizin mesajı alınmıştır. İsa Başkan'a da söyledim. Haber olsun, o iş olacak. Keyifli izliyoruz. Başta amcam Mithat Coşkun'a ve tüm ekibine iyi programlar. Akyol ailesi olarak saygılar. Yasemin Akyol demiş. Teşekkürler. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Yasemin kardeşime de, ailesine de. Mesudiye Çardaklı Köyü Dernek Başkanı Mithat Coşkun ve ekibine köyümüze yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgiler sunarım. Vizyon 58 TV'ye teşekkürler. Kadir Münevver Ergül demiş. Sağ olun. Evet, onlara teşekkür ediyorum. Kadir dayıma da, Münevver abla'ya da. Özellikle köyden de Hasan Özer abime, ailesine, evet. Hatun ablama, benim gerçek ablamdır. Çok teşekkür ediyorum. 3-4 defa mesaj attılar. Hatta Hasan Bey benim mesajımı da okuyun diye, ama ben okumuş olayım. Evet. Vizyon 58 TV aracıyla sizleri görmek gurur verici. Köyümüz adına senin gibi başkanı olduğu için gurur duyuyor. Başarılarına devam ediliyor. Her zaman destek olmak için arkandayız. Selamlar. Ali Sevgi Uluçay demiş. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz biz de onlara. Mithat Bey çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediliyoruz. Nadir Özer demiş. Sağ olsun. İyi yayınlar Şinasi Bey. Bize Nadir kardeşime teşekkür ederiz. Mesajlar çift çift geliyor, bak görüyorsun. Yani buradan mesaj verdik, herkes mesaj atsın diye. Yani ben köylerime teşekkür ediyorum. Hakikaten şu anda sırayı görüyorum orada. Bayağı bir kilitlenme var, ama Mesudiye'nin bak orada başka köylerinden de gelenler var. Evet var. Ben onlara da... Şöyle yapalım mı başkanım? Mesudiye'nin bütün köylerine selam, sevgi gönderelim. 84 tane köyüne. 84 tane köyüne. Selam saygılar olsun hepsine. Selam saygılar olsun. Köy kent grubuna. Bu sene ilk defa Mesudiye Gıcı Köyü'ne gidecektik. Yağmurdan dolayı iptal olmuş dişimiz. Köyken şölen biz de 9 köy 1 yapıyoruz. Evet. İnşallah o gün gelsin. Başkanımızla sizi görüştüreceğiz inşallah. İnşallah, inşallah başkanım. Temel Erdem dayım da bak, mesajından hariç köyden de arıyor. Tabii açamıyoruz canlı yayında olduğumuz için. Temel dayıma da çok teşekkür ediyorum. Suudi ablama da. Erdem kardeşimden dolayı tekrar başsağlığı diliyorum bütün köyümüz nezdinde. Suudi ablamıza Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederiz. Bizleri her taraftan izliyorlar, ulaşıyorlar. Vallahi herkesi söyledik herhalde, toparlıyoruz. Şöyle araya bir türkü sıkıştıralım. Başkanıma yine söz vereceğim çünkü. Başkanım bir türkü arası verelim. Hay 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 hay. İsteklerimize şöyle bir sol yapalım. Bütün Şenol Aslan kardeşim de köyden bir türkü istedi. Bu aslında türkü isteyenlere, bu sizin söyleyeceğiniz türkü hepsine gitsin. Herkese gitsin. Onlar anlayışlıdır çünkü. Şenol Aslan kardeşim de köyde uzun kaldı. Artık gelsin yani, kar yağdı. Bir an önce buraya gelmesini istiyoruz. Bekliyoruz artık. Evet, aynı zamanda buradan sevgili abilerim. Kaya Kahraman, Mehmet Kahraman, Metin Kahraman, Murat Kahraman, bütün Kahraman ailesine gel buradan sevgiler, saygılar olsun. Evet, Asrı Gurbet alalım arkadaşlar. Peşine de anam türküsünü bağlarız.
onları gitmemişler kardeş gelele 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 de kömür gözlüm gelele gelele de dudu dilim gelele. Gitlemişler kardeş gelene 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 de kömür gözlüm gelene gelene de dudu dildim gelene. Hasbahçada kırmızı gül sarısı Mevla
Teşekkürler. Söylüyorum. Hele bir ev orada, bir ev karşıda kaldı. Hele sorun bizim komşular ne oldu? 40 senelik ağaç kurudu kaldı. Hele bizim köye benzemiyor gelele. Şimdi bu burada bir anlam var. Çok anlam var. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemiş. Nerede? İşte burada köy dernekleri, ilçe dernekleri, il dernekleri var. Kardeşlerimin hepsi mutlaka iyi niyetli. Ama doğduğu memlekete bana göre hizmet etmeyen insanı ben çok özür diliyorum. İnsan yerine koymam. Şimdi burada sizin yükünüzü biraz azaltmak istiyorum. Şimdi mesajları okumanız lazım yalnız. Çok sitemler var. Özellikle Gülizar Yılmaz Coşkun, Halime Coşkun, Hatice Coşkun, Melia Yazıcı, Yamen Dayı, Esetli Köyü deriz. Yaşar Kaplan dayım şu anda başkan. Daha önceden Yamen dayım. Şölenleri çok meşhurdur. Yani sanatçılar gınladır onların yaylalarında. Yamen dayımı buradan adını analım. Yamen dayıma selam, saygılar olsun. Saygılar olsun. Gerçekten Esetli Köyü, Daylı Köyü, Ilışarı, Göçbeyesi, bütün köyler büyüktür. Ama bunların ayrı yeri vardır. Bizim Mesudiye dünyasında. Şimdi bunlar hakikaten, bir de Necmettin Özel kardeşim, Adem Tan kardeşim, Necmettin Özel kardeşim eşi de, bakın başkan, ben hiçbir zaman kendim başkanım demem. Suudi ablamız Kadın Kolları Başkanı oldu, Nurcan kardeşim oldu, ben oldum. Ama biz bir amaç için olduk, amacımıza bizi ulaştıran kim oldu? Köylülerimiz, üyelerimiz, yönetim kurulu. Yani evet. İnsanlar tek başına, çok özür diliyorum, koskoca bir sıfırdır. Hep beraber olursak bir şey olur. Nurcan kardeşim de ısrarla, Necmettin kardeşim, benim mesajım neden okunmuyor diyor. Şimdi orada okuyalım. Okuyalım vallahi. Okuyalım. Hepsine saygılar sunuyorum burada. Tabii okumuştum bir mesajı ama ısrarla yine arıyorlar sevgili kardeşim. Diyor ki Rauf Orba İlköğretim Okulu Güvenliği Yılmaz abi seni duymamış diyor. Tekrarla diyor. Buradan sevgiler, saygılar olsun. Türkan Recep kardeşime de saygılar olsun. Onların da sistemi vardı size burada. Ben onları sırayla okumuş hepsini, oldum. Başkanım sen şahitsin. Sırayla gidiyoruz gördüğün gibi. Hayırlı akşamlar. Çardaklı Köyü'nden ben Ümran Özkan Sayın Başkanıma yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size ve bütün ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Ümran 58 kardeşime. 58 aracılığıyla da buradan bütün Çardaklı Köyü'ne selamlar. Ben köyümü seviyorum demiş. Köyünü sevmeyen var mı acaba? Allah razı olsun. Biz de seviyoruz vallahi. Hele yaz geldim hiç bu insanın burada durası gelmiyor. Selamun aleyküm. Ben Van Başkale'de vatani görevini yapmaktayım. Sizden bir asker türküsü istiyorum. Tüm hüdut kartallarına gelsin. Şafak 52-96'ya bir krallar demiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Asker kardeşlerimi Yüce Rabbim koruyucu melekleriyle korusun. Onlar bizim için nöbetteler. Evet. Onlara ne yapsak azdır. Evet. Bütün askerlerimize buradan sevgiler, saygılar olsun. Türkülerimiz onlara armağan olsun. Onlar sayesinde burada ayaktayız. Evet, oturuyoruz. Burada rahat rahat. Sayın Mithat Başkan'ın başarılarının devamını diliyorum. Mesudiye Çardaklı Köyü'nden Erdoğan Yılmaz, tüm Çardaklı seninle gurur duyuyoruz demiş. Amcam Mithat Çoşkun'a buradan selam, saygılar. Her zaman yanında olduğum gurur duyuyorum. Sevgili Şinans Bey programında başarılar dilerim. Asma Kıran'dan Asma türküsünü bütün Çardaklılar için istiyorum demiş. Sayın Başkan teşekkür ederiz. Adem Özmen ve ailesi olarak Şinası Can'a, Mithat Başkan'a ve İsmail Aydın'a başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Hızlı kardeşim. Hızlı okuyorum, kusura bakmayın. Sona yaklaştık. Toparlıyorum çünkü. Sayın Başkan, Adem Özmen ve ailesi olarak Şinası Can'a, Mithat Başkan'a ve İsmail Bey'e demiş, bunu okudum. Başkanımız Mithat Çoşkun ve yönetimine başarılar dilerim. Her zaman yanındayız. Fedai Özdemir demiş. Teşekkürler. Biz de Fedai kardeşime, eşine, Meli ablamıza da hürmet ediyorum. Çok emekleri var. Mithat Başkan'a başarıların devamını diliyorum. Ne 34 menajerlik yönetim kurulu başkan yardımcısı Necip Erdaş demiş. Teşekkürler. Necip kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Sağ olsun Mustafa dayımızın evet, oğlu. Ben Akıncılar Gümüşhane Mahallesi'nden Mehmet Ayvaz, Yeşil Yazı'dan Muammer Can, Erdal Çınar ve ailem için uzun hava istiyorum. Selamlar. Sizlere de gelsin uzun havamız. Teşekkür ederim. Başkanımız Mithat Bey'in ellerinden öperim. Küçük oğlu Burak Coşkun'a biz de onlara selamlar iletirim. EK demiş. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Aydın sülalesi olarak izliyoruz. Derneğimizin başkanı Mithat abiye, İsmail Aydın'a selamlar. Vizyon 58'e iyi yayınlar demiş. Hadi İsmail çok teşekkür ederim. Başkanımız Aydın ailesine biz de teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını dilerim. Çok Mustafa Erdaş.
Mustafa abimize biz de teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olsun. Hızlı geçiyoruz Ziya çünkü dayıma, Mustafa sona dayıma yaklaştık. Hayırlı geceler Şinasi Bey. Ben Erkan Köse ailesi olarak seni severek seyrediyoruz. Başarıların devamını dilerim. Teşekkür ederim okul arkadaşım. Esenyaka köyünden Dursun Erdem, yayın hayatınıza başarılar dilerim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Yüreğiniz huzurlu, başarıların daim olsun. Çardaklı Köyü Dernek Başkanı Mithat Coşkun'a ve ekibine demiş Sevinç Ergül. Biz de teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Köy yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ayhan Özdemir demiş. Sağ olsun. Aha, yine olsun. Yani biz burada köyümüzün şahsen bütün üyelerine burada tabii canlı yayın ortamını anlayışla karşılamalarını, bilgisayarın evet, bir tuşuna bastığınız zaman olay gidiyor. Ben şahsen sizin nezdinizde bütün köylerimin mesajını buraya gelmiş olarak kabul ediyorum. Çok onların hepsine var, teşekkür ediyoruz. Çok da yoğunluk var. Ben bütün mesaj gönderene buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ellerine sağlık. Elimden geldiği kadar hepsini okumaya çalıştık. Allah razı olsun. Sırayla gitmeye çalıştık. Sona yaklaştık. Olsun. Hiç önemli değil. Önümüz yine karıştı. Benim hatam tabii. Farklı yerlere dokunduk. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Horonlarla veda edeceğiz. Başkanım iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki sizi tanıdım. Sizler de varsınız. İsmail abi seni de iyi ki tanıdık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için çok sağ olun. Ne demek? Allah razı olsun. Buradan sizin aracılığınızla bütün Mesudiye'ye ulaşmış oldum. Bütün Allah Mesudiye'ye, bütün 84 müydü? 84 tane köyümüz köyüne var. Selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Sedat Ünver'in de Menderes Koçu'nda kulakları, Tuğba Yeğenim'in de kulakları çınlasın. Evet. Evet, buradan. Başkanım İsmail abi sizden alalım. Son cümlelerini alalım. Kapatıyoruz çünkü. Bizi bu akşam burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Vizyon 58'e. Bundan sonraki hayatınızda ve sanatlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah devamı ederim gelir. İnşallah yine karşılaşırız yani. Sol diyez yaparız arkadaşlar. Çünkü boğazım bana gitme diyor, dur diyor. Evet başkanım. Vizyon 58 ailesine, Şinasi kardeşimin nezdinde köyüm adına, Mesudi adına, ordu adına çok teşekkür ediyoruz. Ordu günlerinde de bizleri bu ekip Vizyon 58'i yalnız bırakmadı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Bey'e, Sayın evet, Vali Bey'e, Oman Kurtulmuş Bey de bizi onurlandırdı ve derneğimize kadar da lütfettiler. Hepsine teşekkür ediyorum ben şahsen. İsa Başkanım'la önümüzdeki ayın 4'ünde öğlen namazından sonra Kur'an ziyafetiyle yemekli derneğimizde bir toplantı yapacağız. Bütün üyelerimizin o toplantıya uyması. Evet. Hasreten rica ediyorum. Düğünlerimizin aynı güne denk gelmemesini rica ediyorum. Aynen öyle. Düğünlerde kaşe, derneğin kaşesinin anlamı ne? Aynı güne aynı düğün denk gelmesin diye. Kaşede yoksa özellik yok. Kaşe vurulmayan davetiyelere rağbet gösterilmeyeceği. Derneği ciddiye almayanların düğünlerini, cenazelerini de biz ciddiye almayacağız. Aidat o kadar önemli değil. Bir şekilde şu anda derneğimizin o gördükleri hali şu anda yok. Çardaklı orga girsinler, derneğin içini görecekler. Tamamen 5 yıldızlı otel gibi dayadık döşedik. 10 milyarlık ses cihazı koyduk. Yerimiz 10 numara. Yerimiz tertemiz. Yani neden başka yerlere gidilsin? Kendi yerleri var. Buyursun gelsinler. O yer onların. Evet. Yayınımız başkanım açtık tamam zaten. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizden Allah razı evet olsun. Birkaç yere daha dokunayım. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de bizden gerçekten onlar da telefon ettiler. Evet. Ben onu özür dilerim unuttum. Unutuyorduk çünkü. Yani bunlar bizim her zaman canımız, abilerimizdir yani. Biz de onlara teşekkür ediyoruz sizin nezdinizde. Evet, sevgiler, saygılar olsun. Sağ olsunlar. Haftaya yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize kendiniz için çok iyi bakın. Şinasi Can Show'dan, Altın Ezgiler programından hiçbir yere ayrılmayın. Ne diyoruz? Eğer seviyorsanız şiiri, türküyü ve besteyi Şinasi Can Show'da kalın. 4. yılımızda da sakın unutmayın izlemeye diyoruz. Hadi bakalım. Şıp dedi diyelim. Sonra ben devamını getiririm. Abi sen de.
dedi damladı, çıktı horon oynadı. Şığ dedi damladı, ırgaladı salladı. İmranlı da oynadı, çardaklı da sallandı. İmranlı da oynadı, besü diye sallandı. Seni kurban olduğum anan sarmamış kunda seni. Kurban olam analar sarmamış kunda seni. Şık dedi damladı, çıktı horon oynadı. Şık dedi damladı, ırgaladı salladı. İmranlı da oynadı, Mesudiye sallandı. İmranlı da oynadı, şu çardaklı sallandı. Başı yollarım. Oy kaynana kaynana, kaynar kazanda kaynana sen.